egedesonses.com. Değerli dinleyiciler, sayın izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bugün 7 Mart 2020. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hepimizin bildiği gibi. Fakat 8 Mart pazara denk geldiğinden, Kadınlar Günü etkinlikleri de Bergama'da hayli yoğun olduğundan biz programlarımızı cumartesi günü gerçekleştirelim istedik. Şimdi bir konuğumuz var. Saat 13'te de bir konuğumuz olacak. Şimdiki konuğumuz avukat Sayın Nurcan Şengül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Epeydir program yapmamıştık sizinle. En son dernekteyken yapmıştık galiba. Evet, Atatürk Düşünce Derneği'nde görev yaparken olmuştu. Evet, sanıyorum. Evet, bir yılı aştı. Bir 8 Mart'ta daha sanırım sohbet etmiştik diye hatırlıyorum. 8 Mart yani Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde neden bu tür programları yapıyoruz? Bir hukukçuyla neden yapıyoruz? Kadın haklarına dikkat çekmek, kadınların mağduriyetlerine dikkat çekmek maksadıyla bir hukukçu gözüyle sizin görüşlerinizi almak için sizi davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Rica ederim. 8 Mart nedir? 1857'de 129 kadın bize çiçek alın diye ölmedi demiş bir kadın Facebook'ta bugün. Benim dikkatimi çekti, hemen not ettim. Bize çiçek alın diye ölmedi, ölmedi o kadar kadın. Güzel bir paylaşım. Biz yine anlamlı. Alalım, biz yine alalım da. Anlamlı bir paylaşım. Ama asıl evet, maksat o değil. Bazı şeylere dikkat çekmek değil mi? Evet. Kadınlar evet, günü deyince. Nelere dikkat çekeceğiz efendim? Şimdi hemen güzel bir paylaşım, anlamlı bir paylaşım. Hemen oradan girersek. Gerçekten 1977 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiş ama o değerli kardeşimizin, kadınımızın, bireyimizin de söylediği gibi bunu hani çiçeklerle kutlama, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun anlamında bir kutlama olarak hani düşünmemek, dar çerçeve içinde tutmamak gerekiyor. Evet. Çiçekle, böcekle, hediyelerle kutlanması anlamından öte gerçekten kadın hakları ve çiçek alalım ama gene değil mi? Çiçek tabii ki evet, ama salt çiçek alınmanın içine sıkıştırılmaması. Bakın ben bugün simgesel olarak mor taktım. Evet, evet, teşekkür ederim. Uygun günün anlamına hani kadın cinayetleri uygun. Evet. Ben de beyaz giymeye çalıştım. Barış'ın yeni bir sayfa açmanın, yeni başlangıçların rengi olması anlamında. Şimdi 1977 yılında siz açıklama yaptınız, hemen kısa bir tarihçi anlamında Birleşmiş Milletler'de 1977 yılında Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilmiş. Bu ayrım ve tartışma yapılıyor. Dünya Kadınlar Günü mü? Dünya Emekçi Kadınlar Günü mü? Emekçi Kadınlar Hangisi Günü'nde peki? Şimdi arada bir isimlendirme, sıfatlandırma, niteleme farkı olduğunu ben şahsen düşünüyorum. 1921 yılında Uluslararası Kadın Konferansı'nda onu ismi değiştirmiş. Dünya Emekçi Kadınlar Günü olsun anlamında. Sonuçta her işin başında, her yaptığımız eylemde bir emek var. Emeğe dayanıyor. Emekçi Kadınlar Günü, çalışan kadın kesiminin günü, diğer kadınlar günü anlamında ayrım olarak konulduğunu düşünmüyorum. Yani bir tek çalışanlar mı kutlayacak? Yani evinde oturan kadınlar aynen, veya aynen, elit kesimdeki kadınlar, işte, yok, öyle, onlar kutlamayacak şimdi, mı anlamına? Genel olarak Dünya Kadınlar Günü, dediğimiz gibi 1921'de niteleme anlamıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü nitelemesi yapılmıştır. Her kadın hangi kesimde çalışıp çalışmama anlamında çalışıyor, her ne anlamdaysa bütün kadınların kutlayacağı bir gün. Ve dediğimiz gibi işte çiçek hediye alıyoruz, kutluyoruz. Çiçekler hediye edilsin diye ölmüyoruz. Gerçekten doğru bir söylem. Güzel bir şey yakalamışsınız program peki, başında. Evet, bugün de buna değil de asıl neye dikkat çekmek lazım? Şimdi, kadın cinayetlerine, yaşadığımız bölgede kadın sığınma evlerinin ne kadar işlevsel olup olmadığına, bu da önemli. Pozitif ayrımcılık denilen şeye, bütün bunlara dikkat çekmemiz lazım. İlçemiz, yani bölgemizi mi ele alacağız? Genel bir tanımlamada mı bulunacaksınız? Biraz da bu bölgeden de bahsedelim istiyorum. Mesela dibimizdeki küçücük ilçe Dikili'de son zamanlarda hep kadın cinayetleri yaşanır oldu gündeme. Haberiyle oldu. Gündeme gelmesi kadın cinayeti hiç hoş Türkiye'nin değil. Her yerinde oluyor evet, ama bizim buralarda da olması tabii ayrıca üzücü. Dikkate kadın, değer Dikili'de gerçekten değer, olması. Olur. Olması bakımından neler söylemek mümkün efendim bu konuda? Şimdi hani pozitif ayrımcılık diye girdiğiniz söze.
Şimdi kadın cinayetleri. Hani burada da gerçekten sonuçta cinayet, bir can ölüyor, bir insan ölüyor, öldürülüyor, katlediliyor. Kadın cinayetleri anlamında biraz da kadının bahçede katledilmesinden yola çıkılarak bu anlam yükleniyor. Yani kadın cinayeti denmesinin, isminin o şekilde konulmasının kadınların sadece kadın olduklarından dolayı öldürülmesinden, kadınsınız sadece kadın olduğunuzdan dolayı öldürülme eden kaynaklı bu ismin, bu nitelemenin yapıldığını düşünüyoruz ve ölüm şekilleri, vahşice katledilmeleri kadın cinayetlerine dikkat çekme anlamında böyle nitelendirildiğini düşünüyoruz. Şimdi son zamanda çok da duyulmamış olabilir, bir terim gelişti. Bir terim gelişti. Nedir? Burada kadınların kadın düşmanlığı, mizojini. Duymuş muydunuz? Düşmanlığı. Pardon. Kadınlarla ilgili, kadın cinayetleriyle ilgili temelde çok da gündemde olmayan belki mizojini. Duydunuz mu? Mizojini. Mizojini. İlk defa duyuyorum. Mizojini diye bir terim kadın var. Kadın düşmanlığı demek anlamına bu, mı geliyor? Bu kadın düşmanlığı anlamda kadını aşağılama. Mizojini. Mizojini. Mizojini kavramı. Fransızcadan filan mı geliyor? Şimdi orijini anlamında çok bilemeyeceğim. O kadar kadın şey yapmayayım. Düşmanlığı, kadın bu düşmanlığı. Demek bu. Jini hani kadın, kadınsal, feminen ile ilgili mizojini. Şimdi burada sadece kadın olduğu için erkeklerin kadına bakış açıları, onları cinsel obje olarak görme eğilimleri, aşağılama, şiddet göstermeleri, bu kadın düşmanlığı anlamında bir terim. Biraz bununla da kadın cinayetlerini açıklamak, örtüştürmek geliyor. Şimdi Profesör Doktor Solmaz Zellüt var. Yani kadın cinayetleriyle ilgili neden bu kadar arttı? Toplumumuzda kadın cinayetleri neden bu kadar son 10 yılda çok büyük artış kaydetti? 464 2019 yılında en fazla kadın cinayetinin olduğu yıl. Son 10 yılda artıyor. Son 10 yılda çok fazla arttı. 2019 yılında Murat Bey 470 civarında olabilir. Tam hani sayısal olarak sıkıntı olmasın. Çok teknik olarak da şey yapmayalım. 470 civarında kadın. En fazla 2019 yılında kadın cinayeti olmuş. En az da 2011 yılında. Böyle bir veriler var. Kadın platformları, kadın cinayetlerini önleme, dayanışma platformlarında raporlar tutulmuş. Böyle bir sonuç çıkıyor. Zaten medyadan da görüyoruz. Şimdi burada bunun gerekçeleri, bugüne kadar gelen tarihsel anlamda günümüze kadar, bu noktaya gelene kadar farklı görüşler var. Örneğin Profesör Doktor Solmaz Zellüt, evet, görüşleri farklı. Gündeme gelmesi gereken, benim de hani şu an bugün itibariyle bahsedeceğim görüşlerden. Şimdi erkek egemen toplumdayız. Kültürel kodlarımız erkeklerin kendini ispatlama, erkeklik kültürünü, erkekliği ispatlama erkeği üzerine, erkek güç biliyorsunuz, onun üzerine kurulmuş. Şimdi böyle bir durumda da kadınlar ve çocuklar özellikle toplumumuzda bu erkin, eğer erkeklerin bir ataerkil toplumda erk olduğunu, güç olduğunu düşünüyorsa, şimdi kadınlar ve çocuklar da tebaası olarak düşünülüyor. Öyle bir görüş var. Erkekler böyle görüyor. Evet. Şimdi ne oldu peki şöyle geriye baktığımızda, bir kısa kronoloji yaptığımızda. Şimdi geleneksel toplumdan modern topluma doğru bir geçiş oldu. Şimdi köyden kente göçme, kadınların iş imkanı elde etmesi, bilgiye daha kolay ulaşma, sosyal mekanları, sosyal alanlarda daha fazla kendini var etmesi, medeni haklarını kullanma bilinci gelişti kadınlarda. Medeni haklarını kullanma bilincinden sonra bizim haklarımız var. Biz artık hani kadın erkek olarak değil, sonuçta insanız, bireyiz algılaması, bir anlayışı gelişti. Şimdi böyle olunca çalışıyorsunuz, ekonomik haklarınız oluyor. Seçme seçilme hakkı, burada hemen Gazi Mustafa Kemal, Ulu Önderimiz Kemal Atatürk'ün dünyada ilk kez kadınlara verdiği seçme seçilme hakkı anlamında. Evet. 5 Aralık, evet. Daha güçlendiler ve hani birey olduklarını toplum içinde, var eşiz,
aileyiz, anneyiz. Toplum içinde yuvayı dişi kuş kurar, çalışır, ayakları üzerinde durur. Haklarının farkına varmaya başladılar. Ama bu o zaman erkek hükümranlığı erkekte bir algı oluşturuyor. Yani kendi aralığını hükümranlık alanının daraldığını hissediyor erkek. Yani bu o zaman saldırganlaşıyor mu? Saldırganlaşıyor. Şimdi Profesör Doktor Sormaz Yerlütü'ye göre öyle dönem geliyor ki sadece hani kadın olduğu için, haklarını aradığı için ben de artık varım kadın olarak diye toplumda sesini, varlığını hissettiren eylemler yaptığı için erkeklerin krize girdiğini, krizleri yaşadığını düşünüyor. Şimdi bu tip krizler hani erkekler krizi gibi bir tanımlama, isim koyuyor. Ve son yıllarda kadın cinayetlerinin çok daha fazla artmasının bunun gözle görünür olmasını biraz önce de söyledik. 2019 yılında gerçekten kadın cinayetlerinin en fazla olduğu dönem. Yani 400 dedim, çok ciddi bir rakam. Yüksek bir rakam. Ama çeşitli bunun sebebini etkenlerde yok mu? İşte cehalet, ekonomi, başka nedenler filan, bundan hepsi bir araya geldiğinde şimdi, de olmuyor. Çok güzel. Tek bir nedeni yoktur çok aslında. Çok güzel bir soru. Hani şu tam zamanında girdiniz. Şimdi burada bu görüşe göre Profesör Sormaz Yerlütü'nün görüşüne göre elbette hani bunu biz tek tek genel olarak erkeklerin bireysel olarak tek tek sorunları olarak almayalım diyor. Bu erkek egemen toplumun sisteminden, yapısından kaynaklanan. Yapı incelenmeleri. Ama sizin dediğinize de katılıyorum. Tabii ki psikolojik bozukluklar, isim olarak şu an hemen hatırlayamadım ama çok 2019 yılında tüm olan bir araya geliyor. Yoksa erkeklerden daha canımız sıkıldı, hadi gidelim bir olmaz. Kadını öldürelim mesela demiyor. Mesela psikolojik rahatsızlıklar da kadın cinayetlerinde bir etken. Kadın cinayetlerinde psikolojik rahatsızlıklar da etken. Hatta 2019 yılında hatırlarsanız, ismini hatırlayamadım şu an. Bir öğrencimiz evine gidiyor, yürüyor. Sanıyorum Büyükşehir'de, şu an hemen aklıma gelmedi. Eve gidiyor, anahtarını unutmuş. Ablası kapıda işte açıp da anahtarı iletene kadar bir şizofren, dışarı salınmaması gereken bir akıl hastası. İçeride yani müşahede altında, sağlık olayıyla müşahede altında kurumda tutulması gerekirken kaçmış. Görüntülerini vermişti medya, hatırlıyorsunuz. Biraz sonra buna da değineceğiz. Hani görüntülere verme, bu iş çok kolay olabilir. Bunu işte böyle bir algı açısından da hani bazı anlamda olayı çözmek anlamda kameralar, görüntüler, medyanın işe yarıyor ama olumsuzluklar ana da var. Ana akım medya vermiyor. Onu veren, o yayınlanan saha maalesef o kontrolsüz saha, sosyal medya. Sosyal medyada. Orada yayınlanıyor. Ama onları o kontrol edilemiyor. Ana akım medyanın da kullandığını görüyoruz. Hani ana haber kuşaklarında. Genel olarak YouTube sosyal. YouTube diye bir şey var. Önlenebilir. Az da olsa evet, o kontrol edebiliyor. Ama hiç kontrolsüz saha var biliyorsunuz. Sosyal. Var. Doğrudur. Sizin biraz önce söylediğiniz gibi hani bu sadece etkenler, bu saydıklarımız mı? Hani sistem sorunu mu? Dediğim gibi biraz önce açıkladım profesör. Sistem sorunu. O diyor. Hani ismini hatırlayamadım, o boğazı kesilerek öldürülen en son hani neydi ismi? Fatma Bulut. O muydu? Fatma Bulut. Hayır. Fatma Bulut biraz önce sonra. Hani çocuğunun hangisiydi? Önünde boğazı. Fatma Bulut. Fatma Bulut. Evet, muydu Fatma o? Bulut. Ben burada hayatta bakamam, burada da o sizin tür şeyleri bakamaz, biliyor musun? Bakamazsınız ama bakan bunu yayınlayan var. Bir arkadaşım o da gazeteci İstanbul'da. Bir prodüksiyona ihtiyacı olmuş. Ben prodüksiyon yapabildiğim için bana oradan o şeyi kesip de o şeyi birleştirir misin diye ricada bulundu internette. Ama o videoyu izlemem lazım tabii onu yapabilmem için. Dedim yapamam, kusura bakma, başkasına yaptır. Evet. Onu hayatta izlemedim. Bu hassasiyet çok önemli. Kesinlikle izleyemem. Bir örnek verdiniz. Onu yapamıyorsun. Siz videosunu teknik anlamda birleştirme işlemi yapamıyorsunuz. Birileri kalkıp bunu eşini, evet. Fatma Bulut cinayetinde hemen yeri geldiği için ben somut örnekler anlamında da açacaktım. Onu yayınlayabiliyorlar. Onu yayınlayabiliyor bile. Ve bunu yani çocuğunun önünde, 10 yaşlı çocuğunun önünde boğazını kesmek suretiyle bir eş gerçekleştiriyor, yani katlediyor eşini. Ve kadın orada yüreğimize dokunan neydi Murat Bey? Orada kadının ölmek istemiyorum. Yani tabii ki ambulans, sağlık görevlileri çağrılıyor ama tabii ki katledildi ve kaybedildi kadın. Şunu demek istiyorum, elbette biraz önce döndüğümüz olayla ilgili psikolojik bozukluk, hasta, rahatsız ve çıkmaması gerekiyor. Sağlık kurumunda müşahede altında tutulması gerekirken takip ediyor o genç kızımız, okuldan gelen işte pırıl pırıl bir genç kız. Tam kapıdan geçeceği esnada arkasından bıçak darbesiyle öldürülmüştü.
hani istisnalar da var. Bu söylediğimiz genel sistemden gelen sorunlar. Biraz sonra hani sistemle sizin, ilgili sorunlar da var değil mi? Yani akıl hastanesinde olması gereken birinin. Şu ana kadar evet doğru. Yasada da belki boşluk var. İhmal var belki. Belki kasıt var. Salıverilmemesi. Evet. Hani bu artık topluma çıkacak rehabilite oldu. Rehabilite nasıl sağlarsınız? Kim karar veriyor? Kurumlar rapor veriyor rehabilitasyon konusunda. İyi karar veremiyor rehabilite demek. Edilmiştir. Biz bunu toplum içinde salabiliriz. Gidebilir. Tamam artık sosyal hayatta işlevini görebilir ama salındıktan ve bu cinayeti işledikten sonra salıverenler niçin mesul olmuyorlar? Şimdi böyle o konu, bir yasa yok değil mi? Şimdi yasalarda buna ilişkin hükümler, sorumluluklar böyle madde olarak vardır. Elbette herkesin yaptığı olaylardan kurumsanız, bir şeyi yönetiyorsanız yaptığınız eylemlerden sorumluluğunuz var. Salıverenlere ne olduğunu bilmiyoruz şu ama anda. Şöyle hem bilmiyoruz hem de artık hani sorumluların tam tepede kim sorumlu? Bu iş sarmal olarak çıkar. O kurumda raporu verenden başlar. Onun bir üst mercini hiyerarşik olarak tepelere kadar ulaşır o sorumluluk. Yani böyle bir sorumlulukta da şöyle bir şey vardır sorumlulukta. İlk zincirde kim var, kim yaptı? O kişi katletti. Tamam fail bulundu, katil. Onu cezalandıralım. Bizim sistemimizde çok sağına soluna bakıp da sorumlulara gitme gibi yasal yol bunu açık olmasına rağmen hayır gidilmiyor. Böyle bir hukuksuzluk zaten hep ne diyoruz? Hak, hukuk, adalet var mı? Yok. Bakın burada hemen başka bir görüş dediğiniz gibi rahatsızlıklardan dolayı olma sebepleri de var. Şimdi ikinci bir görüşte şimdi toplumda cinsiyet eşitsizlikleri, pozitif ayrımcılık, cinsiyet eşitsizlikleri. Şimdi burada da neyi kastediyoruz toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri? Artık çok fazla gündeme gelmeye başladı bu kavramlar. Toplumda tartışılmaya başlandı. Kadın cinayetlerinin bu kadar artmasından sonra nasıl sonlandırılacak? Nasıl biz buna çözüm bulacağız? Bunca insanımız katledilmesin. Artık bu haberleri duymak istemiyoruz gibi. Şimdi yine ataerkil toplumda erkek ön planda, kadın geri planda. Şimdi erkek diyor ki kadına ait ne varsa hayatı, düşünceleri, mantık, ruhu, ona artık ona ait malı, namusu, her şeyi benden sorulur diyor. Bütün yani çıban başı da bundan kaynaklanıyor. Aralarında bir tartışma oluyor geçimsizlik. Yani doğal bir şey. Geçimsizlik vardır. Oturup konuşursunuz. Bir karara bağlarsınız. Geçinemezsiniz. Aile mahkemeleri vardır. Boşanırsınız. Herkes kendi hayatının üzerinde yürür. Ayakları üzerinde durur. Hayatına devam eder. Ama erkek diyor ki benimsin. Ya benimsin ya toprağın. Ya kara toprağınsın. Şimdi burada cinayetlere baktığımızda örnek olaylara önce bir tartışma anlaşamama. Arkasından kadının evi terk etmesi. Daha sonra tedbir kararı, koruma kararı aldırması, kadını koruma, aile şiddeti önlenmesi yasasından, haklarından faydalanarak. Ama erkeğin, şimdi burada kadında bir direnç görüyor erkek. Hani kendi hükümranlık alanından çıkıyor, elinden kayıyor. Boşanma ihtimali ve boşanma kararı olmasına rağmen kabul edemiyor. Hayır diyor, sen benim malımsın, ayrılamazsın. Şimdi ne oluyor? Boşanma davası açıyor kadın. Erkek bir de arada velayet çocuklar var. Velayetlerin paylaşılması, çocukların görülmesi, bunun rutine bağlanması. Olmasa bile o da bir sebeptir ama birçok olayda çocuğumla görüşeceğim. Boşanma bir görüşme olayı. İkna görüşmelerinde kadınlar öldürülüyor. Örneğin biraz önce söylediğiniz Dikil'deki cinayetlerde görüşelim. Boşanmış kadının boşanma davası olmuş. Eski eşi görüşelim çocuğumla görüşmek istiyorum diyor. Görüşme sonrasında kadın gidip karakola haber veriyor. Daha önce de haberler verilmiş. Buna rağmen önlem alınmamış. Ya görüşme ya barışma. Öyle bir kötü bir silsile takip ediyor ki o anda görüştüğü anda. Karakollardaki polislerin de bu konuda çok kadın katlediliyor görüşme anında. Polislerin de eğitilmesi gerekmiyor mu? Şimdi polisler de biraz bazen bu işe o ataerkil yaklaşımla, erkek egemen şimdi, yaklaşımla bakıyor. Bizim, bacım diyor barışırsınız diyor. Ya, önemli değil. Aile içi bu yaklaşımda bulunduğu oluyor polisler. Aynen. Bu aile içi olaydır tabii. Diyor. Biz hani buna çok müdahale etmeyelim. Hadi bunu devam edin anlamında söylüyor. Şimdi peki bu doğru bir yaklaşım oluyor doğru mu? Doğru bir yaklaşım olmuyor. Burada da sıkıntılar var. Ne diyoruz? Mesela dediğim gibi genelleme yapmıyorum tabii. Ara sıra bu tür şeyler duyuyoruz. Şimdi
Tam böyle konu açınca hemen üst üste geliyor konular. Şimdi evet. Birbirini de tamamlıyor sorduğunuz sorularla. Kadını koruma yasası, 6284 sayılı yasamız. Kadını koruma ve şiddeti önleme yasası. Yani genel olarak ismini böyle söyleyebiliriz. Şimdi 2014 yılında hazırlıkları başladı. 2011 yılında imzaya açıldı. Şimdi 2011 yılında biraz önce 2019 yılında kadın cinayetlerinin en çok olduğu yıl söylemiştik. En az olduğu yılda 2011 yılı. Neden? 2011 itibariyle 6284 sayılı ailenin korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili bir yasa çıkıyor. Evet. Ve bunun uluslararası Avrupa Konseyi Sözleşmesi anlamında İstanbul Sözleşmesi imzalanıyor. Bu da 2014'te yürürlüğe giriyor. İstanbul'da yayınlanması sebebiyle İstanbul Sözleşmesi olarak şeyde de ismi geçti. İstanbul Sözleşmesi deniyor ve evet. Bu tartışmalar anlamında yerini buluyor. Şimdi bu kadar kadınla ilgili ne yapacak? Bu yasa kadının korunması, aile mahkemelerinden tedbir kararı çıkartması, eşinden kimlik bilgilerinin gizlenmesi, uzaklaştırma kararlarının verilmesi gibi bir dizi kadının sığınma evinde barınması ve maddi yardım yapılması gibi bir dizi kadını koruyucu önlemli maddeler getirdi. Bakın buna rağmen yine önlenemiyor. Hani söylediğimiz gibi gerçekten son 10 yılda çok fazla arttı. Şimdi sebep olarak ne diyoruz? Aile içi tartışmalar, geçimsizlik, ekonomik koşullar, erkeklerin işte işsizlikleri, hemen arkasından kıskançlık, namus algısı, namus nedeniyle ilgilenen işler. Önlenebilir mi? Ve psikolojik mi? Rahatsızlıklar. Önlenebilir mi bu iş? Bu iş bence önlenebilir. Bence önlenemez. Önlenmesiyle ilgili. Şimdi. Türkiye'de bu iş önlenemez. Öneriler var. Yani bu kafayla bu önlenemez kafayla. Yani. Şimdi şöyle diyoruz. Hiç inanmıyorum. Neden bu kadar bu kadar hızlı arttı? Zihinsel devrim yapmamız lazım. Zihinsel devrim yapmamız gerekiyor ama şöyle de söyleyebiliriz. Şimdi boşanma Medeni Kanunu'nda kadına sağlanan bir hak. Aile mahkemeleri var boşanmayı karar veren. Ağır işliyor, zor işliyor. Boşanma davasını açtığınızda bir tedbir kararı veriliyor ama tanıkların dinlenmesi, tarafların cevap vermesi, önce sonra tanık dinlenmesi, usul işlemlerin yapılması kadının korunma anlamında ve sonucunu alma anlamında boşanacak. Diyecek ki sen sağ ben selamet. Tamam bitti işimiz. O hızlı da işlese. Adalet bir sebebi o. Dörtlük de işlese. Bir kadın cinayetleri o. Yine önlenemez. Yine önlenmiyor. Hani bunlarla ilgili önlenmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yetmiyor. Biraz önce sormuştunuz. Yapılması gereken alınması gereken önlemler var. Örneğin biraz önce de söylediğiniz gibi, değindiğiniz gibi görüşmeye gidiyor. Çocuğuyla ilgili görüşecek ya da sen işte boşanma, boşanmayalım baskısı yapmak üzere, son konuşma yapmak üzere. İşte evde görüşelim, parkta görüşelim, herhangi bir mekanda görüşürken o esnada gerçekten hazırlanıp gelmiş oluyor. O esnada cinayet gerçekleşmiş oluyor. Adalet şimdi hızlı orada, işlese de buna nasıl engel olacaksınız? Şimdi adaletin hızlı işlememesi, boşanma davasının sürümcemede kalması, uzun sürmesi... hani aralarında konuşma imkanı yaratıyor erkeği. Hızlı ama dediğiniz gibi hızlı işlese boşansa da boşanmadan sonra kafaya da bu gerçekleşiyor. Aynen. O kafa öyle bir kafaysa onu gider bir şekilde şimdi, maalesef. Orada da eğitim yine hani eğitim, daha evet. Önce de konuştuğumuz gibi erkeklerin bu konuda eğitimi biraz önce aslında ilk önce kadınların eğitimi. Şimdi erkekleri de kadınlar yetiştirmiyor mu? Şimdi kadınların elbette şimdi eğitimi biz kadın eğitimi erkek eğitimi olarak çok da ayırmamamız gerekiyor. Ama konumuz kadın evet. Cinayetleri ise bunun faili de kimler olduğuna bakıyoruz. Kocalar, aileden birileri, kardeşler olabiliyor, babalar olabiliyor ya da birileri, dışarıdan birileri faili olabiliyor. Anne okumuş olsa o çocuğa belki başka türlü eğitim verecek. Tabii ki yani temel olarak evet. işin temeline indiğimizde evet. Uzun vadede olacak bir eğitim. Elbette kadın da bu işin bir sujesi. O vadeye kadın hiç, da... bizim ülke olarak o vadeye hiç giremiyoruz. O uzun vadeye değil mi? Hı-hı. Hangi safhasındayız o vadenin? Şimdi uzun dediğiniz vadenin... gibi kaç yılda arttı dediniz? 17 şimdi, yılda mı? 19 10 yılda arttı. 10 yılda mı? Ve hani artık biz kadın cinayetleriyle ilgili
özel bir yasa çıkarmalıyız dememiz, bakın 10 yılda arttı ama 2011'lerde kadın şiddetin önlemeye yönelik yasalar da çıkmasına rağmen arttı. Mesela hemen aklımıza gelen önleme ile ilgili hemen birkaç yasalarda eksiklikler var, boşluklar var. Şimdi koruma yasasında kadın tedbir ediyor, kararı alıyor, diyor ki beni öldürme olayı riski olabilir, zarar verme olayı olabilir ki yasada delil de aramamak zorunda. Kadın müracaat ettiğinde koruma tedbir kararı vermek zorunda. Ama şimdi bakıyoruz, son İzmir Barosu'nun yaptığı bir çalışma var. Orada bu mercilere, yasal mercilere iletilmek üzere rapor düzenlenmiş. Evet. Deniyor ki siz 6.284 sonra koruma yasası yaptınız, kadın sığınma evlerini yapıyorsunuz, caydırıcı önlemleri alıyorsunuz ama hala artıyor. Neden artıyor? 6 aydı daha önce uzaklaştırma. Şimdi artık bakıyoruz mahkemelere, bir aya indirmeye başladı. Yani bir ay içinde erkeğe caydırıcı da olmuyor. Hani 6 ay bir uzaklaşsın, belki de evlilikte ne kaybettiğini, nasıl bir duruma girdiğini anlamak, tartmak alanında 6 ay daha iyi bir süre. Şimdi bakıyoruz iş yükü çok fazla aile hukuku mahkemelerinin. Kadın tedbir için giriyor. Uzaklaşma ihlali oluyor mu? Sıklıkla yaşanıyor mu? Şimdi uzaklaşma kararı veriyor. Bunu ihlal ettiğinde erkek hapsen tazyik kararı var. Hemen kadın şikayet etmesi i̇hlal halinde. İhlal görünme oranı nasıl? İhlal yani. Görünme oranı da çok fazla. Evet. Şimdi biraz önce Dikili ile ilgili bir yani komşu ilçemiz, biz deniziyle, turizmiyle bildiğimiz güzel ilçemizde gerçekten 2017 yılında ve hemen iki arka arkaya cinayetler oldu. Örneğin hemen aklıma geliveren basına yansıdı, kararları da var. Bir cinayette boşanmışlar, 10 yaşında çocukları var. Çocukla ilgili görüşme için bir parkta konuşuyorlar. Kadın hayır diyor. Daha önce de şikayet etmiş, eşimden bana öldürme tehdit sıkıntıları var, canıma kastedebilir. Şikayet etmiş, bakın şikayet ediyor, Asliye Ceza Mahkemesi'ne bakıyor tedbir kararlarına, biraz önce söylediğiniz gibi. Tedbir kararına uymuyor, tekrar yaklaşıyor. Nedir tedbir kararı? 10 metreden fazla, 100 metreden fazla yaklaşamazsın, telefon edemezsin, onun bulunduğu mekana gidemezsin, çocuğun okulda gidemezsin. Bunları ihlal ettiğinde o Dikil'de katledilen kadınımız, öldürülen şikayet etmiş, şikayetçi olmuş. Daha sonra katlediliyor, karar veriliyor. Kararda da benim de takip ettiğim bir davaydı, karar olarak ne olacak hukuki sürecini. Orada adam öldürmeye tam teşebbüsten ceza aldı, indirim de uygulanmadı. Ama öyle bir garabet oldu ki Murat Bey. Yani cinayet davası sonuçlandı, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kararla bağlandı. Kadının daha önce tehdit ediliyorum, beni öldürebilir, ölümle tehdit ediliyorum diye Asliye Ceza'da açtığı dava hala bitmedi. 2020 yılının Mart ayındaydı davası. Kadın öldü gitti. Bitmedi. Annesi tabii, ailesi devam ediyor. Davası bitmedi. Ne 2020 demek? Bu adalet için ne demek? Bu? Adalet şudur, yani geç işliyor. Mekanizmalarda, süreçlerde tıkanıklık oluyor. Biraz önce söylediğiniz gibi bu işleri yasaya çıkarıyorsunuz ama uygulaması var, yönetmelik de çıkarıyorsunuz. Bunu kim uygulayacak? Adli kolluk birimleri. Adli kolluk birimlerinin donanımlarının eksik olduğunu, yasaları tam olarak uygulanmadığı da görülüyor. Örneğin kadın diyor ki ben eşimden ayrıldım ya da ayrılacağım. İş yeri var. Kadının erkeğin önünden geçerek gitmesi gereken bir iş yeri. Bunlar hep kararlara, bunlar medyada gelen kararlar olan. Kadının çalıştığı bir yer var veya iş yeri var. Erkeğin de oradan geçme veya orada 20 metre ötede onun da çalıştığı yer ya da iş yeri var. Evet. Ne oluyor böyle durumda? Dediğim gibi medyaya yansıyan şekilde olaylardan da öğrendiğimiz gibi zaten olaylar hayatın içinde sorduğun soru evet. Bu şekilde. Şimdi geçecek bir Yargıtay kararında, bunu hemen örnekleyerek vermek istiyorum. Erkeğin dükkanın önünden geçmek zorunda. Her gün sabah geçecek, öğlen eve geçecek, geçmese akşam. Geçmese de yan şimdi, yana dükkanları yan yana diyelim, dükkanlar atıyorum, olabilir. Evet. Şimdi orada hani bireysel kendi işi ise farklı kendi önlem alabilir. Ama diyelim ki kurumsal bir işte çalışıyorsa orada devletten işini değiştirme talebi olabiliyor. Ben başka bir yerde çalışmak istiyorum. Mecbur orada çalışmaya böyle. Belki. Ama bakın orada bile o süreçler o kadar uzayabiliyor ki. Orada ne olması lazım sistemde? Yasa var, koruyucu hükümler var. Hemen derhal o talep gelince size
Hemen bir tetkik yaparsınız. Eş geçtiği güzergahta çalışıyor. Sabah geçecek, akşam dönecek. Belki öğlen geçmek durumunda kalacak bir şekilde. En az günde iki defa geçecek. Hemen önlem alıp işin değiştirme talebini kabul etmeniz lazım. Ama iş değişmeleri kabul edilmiyor. Kadın örneğin boşanmış, eşinin adresini... O durumda kadın erkeğin bulunduğu var. Yerden de edebiliyor mu yani? Şimdi erkeğin bulunduğu yerden etmekten ziyade hemen şu an uygulamada olan benim yerimi değiştirin. Yani benim iş değişimim olsun. Kendisine aitse dükkanı. İkisinin de dükkanı kendisine ait ve esnafsa orada esnafsa, bulunmaları gerekiyorsa. Şimdi esnafsa o biraz tabii hani yasal prosedüründen farklılık şöyle olabilir. Orada koruma maddeli hani koruma tedbir kararları girer. Esnaftır ama devlet yaklaşmayacaksın. Devlet koruma mı tahsis eder? Hayır, koruma da tahsis etmesi lazım aslında. Öyle durumlar, öyle olaylar. Yaklaşmayacaksınız söylemiş zaten. Öyle riskli... Kararı vererek yaklaşmayacaksınız söylemiş. Ama dükkanlar 20 metre mesafede. Şimdi İkisininki orada de kendine çok ait. Yakın. Orada yine koruma verebilir. Çok riskli olaylarda gerçekten kadın 3 defa gidip de ben öldürme riski taşıyorum. 2 defa 3 defa arka arkaya biraz önce söyledik ya. 6 aydı 1 aya indirmeye başladılar koruma kararlarını. O durumda erkek gidip sık şikayet ihlal etmiş oluyor mu? Şimdi, dükkanlar çok yakın şimdi, deminki örnekte. Orada verilen kararlar, şimdi bu söylediğimiz genel konuşuyoruz Murat Bey. Spesifik olayları da dikkate almamız gerekiyor. Çok yakınsa gerçekten büyük risk varsa öldürmeyle ilgili ki olacağı da belli. Orada şöyle diyebilir. 100 metre yaklaşma dediğine sen orada yaklaşmayacaksın ya da bir şekilde iyice vahimse yani olayın özelliğine göre de karar verilebilir. Ona hani şablon bir çözüm uygulayamayız. Birisinden birisinin değişmesi gerekebilir. Yani erkeğin uygunsa erkek değiştirebilir. Yani dükkanını kapatıp otak, başka bir yere taşıyabilir. Bunu hani o zaman onun sosyoekonomik durumuyla oynamış olursun. Orada kazanacak parayı belki. Şimdi şöyle. Şimdi Cumhuriyet burada, Meydanı'nda dükkanı var. Siz diyorsunuz ki oradan taşın nereye gitsin? Hı. Atatürk Mahallesi'ne. Biz Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Mahallesi'ne veya taşınmasıyla başka bir yere taşınmak kaydıyla taşınmasını onu şart hani zorlayarak orada bir yasal boşluk var. Orada erkeğin zor durumda kalmasını üreten çözümler istemiyoruz. Orada hani velayet konusunda çocuğun anneye bakılmaz, babaya bakılmaz, çocuğun velayeti üstün yararı önemli de diyoruz ya velayet konusunda. Burada da üstün yarara bakacaksınız. Vahim durumlarda, vahim evet, durumlarda, vahim olmayan spesifik durumlarda, olaylarda vahim olmayan duruma durumlarda göre karar verilecek. Vermişsiniz, uzaklaştırması var 6 ay. Dediğim örnektekine uygun bir durum söz konusu, dükkanlar çok yakın. Uzaklaşmazsa ihlalden ceza alacak bu sefer. O yasal boşluk var işte. Yasal burada. Boşluk var. Dediğim gibi hemen birebir spesifik olaylara göre de farklı hakimler, çözümler olabilir. Hakimler bu konu pratiğini bilmedikleri için masa başına oturdukları, önüne geldikleri tamam böyle yapın. Öyle yapın da orada pratikte o işlemiyor işte. Doğru. Hakimlerin yetiştirilmesinden kaynaklanıyor şimdi, Türkiye'de bu. Bu konuda aile mahkemelerinin çok fazla hakimlerin takdir etkileri var. Yani aile mahkemesi olmayan yerlerde asli hukuk mahkemeleri bu görevi üstleniyor. Gerçekten yasayla verilmiş çok geniş takdir yetkileri var, araştırma yetkileri var. Dediğiniz evet. gibi oradaki durumu inceleyip ona göre karar verebilir. Sonuçta erkeğin de bir ekonomik durum var, çalışacak. Hani oradan gelirini alması gerekiyor ama sonuçta özel bir kararla diyebilir ki ayırabilirsiniz dükkanları ya da kadına yani birbirinize hani yaklaşmayacaksın derler ki o tedbir kararına daha özel hale gelebilir ya da kadına başka bir alanda iş bulmak üzere çözülebilir. Evet, gelelim toparlarken biraz da ilçemize. Mesela kadın sığınma evimiz var mı, yeterli mi? Nasıl görüyorsunuz? Onunla da yavaş yavaş şimdi kadın Bergama'da nasıl işliyor kadın sığınma evimiz var. Şimdi aslında sığınma değil ama kadın danışma merkezi. Dayanışma. Sığınma aynen. Farklı oluyor biliyorsunuz. Şimdi bir binamız vardı o konuda ilgili ama şu an biliyorsunuz belediyelerin göreviyle görev alanında olan bir konu. Kadınlara sığınma evi yapılması onların boşanma aşamasında nasıl denir? Hani sosyal ekonomik durumları yok ise kocasından şiddet gördüğünde boşanma sürecinde paylaşacakları gidebilecekleri bir yer olması lazım. Evet. Bunu sağlamak belediyenin arasında belediye yasası ile ilgili görevleri. Bergama'da kadın dayanışma merkezi var. O anlamda herkesin talebini diyelim ki bugün 10 kişi müracaat etti, 100 kişi müracaat etti, şiddet gören kadınlar, sıkıntılar var. Bu anlamda talebi karşılamadan çok karşılamadığını düşünüyoruz. Yani acilen kadın sığınma evi daha
işlevsel hale getirilebilir. Çok daha kadın şiddetten şiddet mağduru kadının yararlanacağı kadınların birden fazla çok nasıl denir? Hani güvencede hissedebileceği oranda bir kadın sığınma evi olabilir. Şu anki kadın sığınma evinin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bu da belediyeye düşen bir görev. Bu belediye evet yasal evet, olarak evet. da belediyeye düşen bir görev. Dün belediye başkanı konuğumuzdu. Keşke bu günün anlam ve önemine binaen onu da evet, sorsaydık ama birçok konudan hani, onun sıra gelmedi. Artık hani 10 yılda artış olduğunu evet. söyledik. İlçemizde var mı artış? Bergama'da var mı mesela? Şimdi, dikkatinizi çekiyoruz. Rakamsal bir bilgi var mı? Bergama'da şöyle bir hemen örnek, somut örnekler vermek gerekirse. Dikili bu konuda gerçekten olumsuzluklar yaşadı. 2017 yılında çekiçle kafasına vurmak birden fazla darbeyle vahşice ölümüne sebep yani. Oldu. Ve gerçekten hep yasada da konuşuluyor. Gravat takım elbise indirme. İşte hakim karşısına geldik. Ben pişmanım efendim. Failin geçmişteki durumuna bakılarak indirim çok ciddi indirimler oluyor. Orada indirim de sağlanmadı. Sonra yine Dikili'de yakın zamanda bir 2020'nin başlarında bir olay oldu. Bir erkek gene boşanma davası açan, boşanma sürecinde olan parkta görüşmek üzere çağırıyor. 7 kurşun atıyor, kurşunluyor ve başında bekliyor. Hani müdahale edilmesin, kurtarılmasın anlamında. Neyse ki vatandaşlar ambulans, sağlık görevlilerini çağırıyor. Böyle bir şey oldu. Bir de sanıyorum 2 yıl önce Kınık'ta oturan, evlenip Kınık'a giden ama Bergama'nın köylerinde olan bir kadınımız. Orada da şöyle bir olay. Her kadın cinayeti farklı bir şeyi de içerebiliyor, sebebi içerebiliyor. Hani ne deniyor? Geçimsizlikten olan, boşanma davası açıldığı için öldüren, kıskançlık duyduğu için öldüren, ya benimsin, seviyordum, sevdiğim için öldürdüm. Medyada da bu, ana akım medyada ya da sosyal medyada da. Dünyada çok sevdiğim için öldüren başka sevdiğim millet için var mı? Öldürdüm, yoktur. Yoktur sevdiğim değil. İçin öldürdüm. Namus cinayetleri, töre cinayetleri var biliyorsunuz. O anlamda şeyde nedir? Basına şöyle yansıyor. İntihar ettiği iddiasıyla hastaneye getiriliyor o kadınımız diyelim evli evet. kadın. Boşanmada aile içi şiddet var. Muhtemelen aile içinde sıkıntılar var. İntihar ettiği iddiasıyla hastaneye getirildiğinde bakıyorlar darp izleri var. Darp izleri var. Bir süre sonra da vefat ediyor. Ve ön otopside şiddet gördüğü için öldürüldüğü dair raporlar var, deliller toplanıyor ve ondan sonra kadın cinayetinden dolayı kocası ve kayınpederi birlikte hareket ederek evet. dövmesinden kaynaklanan hayatını kaybetmiş oluyor. Evet. Önlemlerimiz son var mı? Son olarak neler söyleriz yavaş yavaş toparlayalım. Yani evet, maalesef hani bu çevremizde de duyduğumuz gibi Dikili talihsizlik olmuştur. 2-3 cinayet arka arkaya olmuştur. Biraz önce örnek verdim, Bergama'da olmuştur. Hemen toparlamak, son sözleri anlamında da söylemek gerekirse toplumumuzda evet. 2005 yılı önce Özgecan cinayetiyle toplumsal anlamda baskı. Biz artık hani medyada sesimizi çıkarmalıyız. Biliyorsunuz Özgecan cinayetinde de artık topluma mal olduğu için isim de söyleyebiliyoruz. Tecavüze direndiği için bindiği dolmuşta vahşice katledilmişti ve yakılmıştı daha sonra. Hatta DNA tespit edilmesin diye elleri kesilmişti. Böyle bir vahşi cinayette. Toplumda bu biraz mihenk taşı da oldu Özgecan cinayetinden sonra. Kadınların tepkisi artık hani bu cinayetleri dur denilsin, yasal tedbirler alınsın anlamında. Ama şöyle acı bir garabet de var Murat Bey. Özgecan cinayetinden sonra da 2000 kadınımız katledildi. Yani bir şeyler yapılmaya i̇şte çalışılıyor. Yok bir karar çıkar. Dedik ya bitmezdi yani bu kafayla. Yok bir karar açıkladı. Dedik ki bundan sonra çok daha fazla bu işin üzerine düşeceğiz. Önlemler alınacak. 2000 kişi öldü. Ben siz kapatıyoruz. Yok ne yapabilir? Yok ne yapıp yok şunu yaptı. Biz kurumlarla işbirliği yapacağız. Artık bu çok birinci sırada olan bir sıkıntıdır, problemdir. Yasalardaki boşluklar olmayacak. Biraz önce konuşmaya Gök'ten çalıştığımız. Bahsediyorsunuz, evet değil mi? Evet. Ne yapabilir? Şimdi burada bir tutum belgesi, bir basın açıklaması yapıldı. Biz kadınların bu kadar sokağa dökülmesinden, artık bu derece sıradanlaşmasın. Bakın
çok farklı boyutlara geliyor. Katledilmenin şekli değişiyor. Yok, anlamında. Üniversite öğrencilerine daha çok eğitim bu konuda vermeyi mi üniversite öğrencisi olması hasebiyle. Üniversite onun... öğrencisi zaten oraya geldiği için eğitimli. Üniversiteye gelemeyen insanlara nasıl bunu üniversite öğrencileri, eğitimini vereceğiz? Murat Bey, üniversite öğrencilerinden oraya çok... gelen zaten eğitimli. Ama toplumda bunun toplumsal bu yakın, anlamda... Yakın yapacağı iş değil. Toplumsal anlamda farkındalık ve bir şeyler yapmak adına böyle bir karar verilmişti ama... Maalesef ki yine hani görüyoruz 2000 tek kadrımız katledilmiş. Aynen. Ben izin verirseniz konuşmamızı Atatürk'ümüzle yine ve bir sözle kapatmak istiyorum. Evet. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadınları geride kalan bir toplumun geride kalmaya mahkumdur demiş. Gerçekten ne kadar önlem alırsanız, yasalarınızı ne kadar değiştirirseniz sizin de zikrettiğiniz gibi eğitim yoksa temel olarak yasalarınızı insan hayatını korumaya yönelik olarak düzenleyemiyorsanız yapacak çok bir şey kalmıyor. Feruhzade, Feruhzat. Duymuş muydunuz? İranlı bir şair. Tekrar şey yapabilir misin? Feruhzat. Duymamıştım. İran'da yaşayan İranlı bir şair. Demiştir ki, sevdiğimiz bir sözdür bu. Ben yüreğini yitirmiş bir zamandan korkuyorum. Gerçekten şu zamanda yüreklerin yitirildiği bir takım gerçeklikten kopulduğunu da görüyoruz. Biz bir bütünüz. Bir elmanın iki yarısıyız. Korkmamalıyız. Evet. Yaşamaktan da korkmamalıyız. Hayat yoldaşımızdan da korkmamalıyız. Hep varız, var olacağız. Çok yani kadınlar. Ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu programı da düşüncelerimi söyleme fırsatı verdiğiniz için. Az da olsa için. Biraz farkındalık yaratmaya çalıştık bugünle alakalı. Faydalı olabildiysek ne mutlu. Vesile oluyorsunuz. Ben size ayrıca teşekkür ediyorum. Ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sizin de kadınlar gününüz kutlu olsun bu arada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, avukat Sayın Nurcan Şengül ile kadınlar gününe dair sohbet ettik. Saat 13'te yine bir programımız olacak. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Egedesonses.com